Reddit hesabı Lozline, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir video yayınladı. Bu videoda bir misafirin bu otelin tesislerine girerken aniden tuhaf bir şey olduğunu görebilirsiniz. Birkaç dakika önce saksılardan birinin kendi kendine nasıl düştüğünü görebilirsiniz. Dikkatli bakarsak koridorda dolaşan bir gölgeyi net bir şekilde fark edebiliriz. Peki bu gerçek bir paranormal kanıt mıydı yoksa tamamen ayrıntılı hazırlanmış bir kurgu mu? Görüşlerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video, bebek odasına yerleştirilen güvenlik kamerasına yakalanan anları içeriyor olacak. Bebeği için oldukça endişelenen anne, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yardım istedi. Odanın içinde garip bir sesin geldiğini siz de duyuyorsunuz. Küçük kıza baktığımızda kafasını sesin geldiği yere doğru çevirdiğini ve oldukça da korkmuş olduğunu görüyoruz. Anne, odanın içerisinde bizim ve kendisinin göremediği bir şey olduğundan ve kızını korkuttuğundan emin. Peki o zaman o şey ne olabilir? Küçük kızı rahatsız eden kötü niyetli bir varlık mıydı? Görüşlerinizi yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı çeşitli videolar yayınlıyor. Ancak bunların arasında o güne kadar da paranormal olaylarla ilgili hiçbir şey yoktu. Ancak Westlaco, Texas'ta bulunan terk edilmiş bir evin yakınlarında oturan komşular, bu yerde bazı rahatsız edici sesler duyulduğunu ve özellikle de geceleri bir insana ait olamayacak kadar uzun gölgelerin geçtiğini söylüyorlar. Bu durum çevrede yaşayanları artık iyice rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Daha sonra bir keresinde komşulardan biri kendi evinin güvenlik kamerasında bir şey yakalamayı başardı. İzleyelim. Gece geç saatlerde beyaz elbiseli kısa boylu bir şeyin veya birinin bahçede dolaştığı görülüyor. Peki komşuların bildirdiği doğaüstü hareketliliğin nedeni bu şey olabilir mi? Yoksa videoda izlediğimiz sadece garip görünümlü bir insan mıydı? Görüşlerinizi yazın. YouTube hesabı Tony Rogers, evde tüyler ürpertici bir şeyin olmaya başladığını hissedince telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. İlginç anlar yaşanıyor. What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey. She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. What is that noise? Bailey, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God.
Genç kadın evcil hayvanının sürekli sandalyeye bakmasının yanı sıra bir şeyden huzursuz olduğunu fark ediyor. Kısa bir süre sonra da sandalyenin kendi kendine nasıl hareket ettiğine tanık oluyoruz. Ancak bu vakayla ilgili başka bir güncelleme yapılmadığından evde başka bir vaka daha yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor. Peki bu yaşananlar bir paranormal aktivite olabilir mi? Yoksa mantıklı bir açıklaması var mı? Yorumlarda yazın. Bir Reddit kullanıcısı, emlak sektöründe çalışan genç bir kadının müşterileri için evi tanıtacak bir video çekmeye hazırlanırken garip bir şey yakaladığını gösteren bir video paylaştı. Kesintisiz bir şekilde izleyelim. It's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move a glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. Kafası karışan genç kadın yaşananlara mantıklı bir açıklama bulmaya çalışıyor. Hatta oradaki şey her neyse onunla iletişim kurmayı bile deniyor. Ancak birkaç saniye sonra evin alarmı devreye giriyor. Çok daha ilginç bir takım olaylar da meydana gelecekti. Elbette doğal olarak genç kadın orada daha fazla durmayarak hemen dışarı çıkıp oradan uzaklaşıyor. Peki biz az önce ne izledik? Görüşlerinizi yorumlarda yazın. İsimsiz olarak paylaşılan bu videoda bir adam yeni eve taşındığında ziyaretine gelen her arkadaşı ona bu evde rahat etmediklerini söylüyorlardı. İçeride kendilerinden başka birinin daha dolaştığını söyleseler de ev sahibi adam bunun basit bir arkadaş şakası olduğundan emindi ve anlatılanlara önem vermedi. Ancak bir gece evde yalnız kaldığı sırada rahatsız edici bir şey fark edecekti. Start getting these notifications that a person's been detected in my house. 6 minutes ago, it says someone was here. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room, there's no person.
Bir gece raflardan birinden bir şeyin düştüğünü duydu. Buna mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştı. Fare veya başka bir kemirgenin sebep olduğunu düşünüyordu. Ancak ilerleyen gecelerde evinde birisinin olduğuna dair ard arda bildirimler gelmeye başladı. Videoları izlerken korkunç bir şeyle karşılaşacaktı. Bunlardan birinde sanki orada duruyormuş gibi birinin gölgesi açıkça görülebiliyor. Ancak aynı ana başka bir kameranın kayıtlarından baktığımızda herhangi birisi görünmüyordu. İzleyenlerden kimse buna doğaüstü veya mantıklı sayılabilecek herhangi bir açıklama bulamadı. Peki sizce bu ne olabilir? Evin gerçekten perili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa hepsi ayrıntılı bir saçmalık mı? Aşağıda yazın. Gecenin bir yarısı birkaç arkadaşınızla birlikte bir benzin istasyonunda olduğunuzu ve hayatınızın geri kalanında sizi korkutacak bir şey yaşandığını hayal edin. İşte şimdi nerede olduğunu tam olarak bilmediğim bir benzin istasyonunda birbiriyle konuşmanın keyfini çıkaran bir grup genç adamın başına gelen korkutucu olayı izleyeceğiz. Video ilk başta yeterince normal görünüyor ancak kısa sürede uğursuz bir hal alıyor. Ya ya para de mamá. Oh, por favor, usted tu para que no lo quiera. ¿Qué tiene el puto camión? Tiene sus cositas, pues no se ve. ¿Sí se ven? No, güey. ¿No se ven? No, güey. Mira, güey, mira. ¿Qué, qué pedo? Allá. ¿Ya viste? ¿Dónde, güey? Ya, por favor. No mames, no se alcanza a ver. Allá, güey, allá. Ya lo vi, güey, ya. A la verga, ¿qué verga es eso tú? No mames, no sé, güey. No mames. Ay, hijo de puta. Aguanta, güey, aguanta. No, güey. Aguanta. No nos ve, güey. No sabes, güey. Vente, vamos a meternos, güey. El chile, porque no. A la verga. No, güey. Hijo de tu... İki adam gördükleri bir şey yüzünden çıldırmış gibi görünüyor. Bu durumda kameramanın onların uzaktan işaret ettikleri yere doğru bakmasına neden oluyor. Uzun boylu, solgun bir varlık gibi görünen şeyin yavaşça adamların olduğu yere doğru ilerlediğini görebilirsiniz. Oradaki herkes şaşkınlık ve dehşet içindeyken benzin istasyonunun etrafında dolaşıyor. Ancak varlık onlara yaklaştıkça adamlar o bölgeden olabildiğince hızlı koşmaya ve güvenli bir yere gitmeye karar veriyorlar. Bu kesinlikle akıllıca bir seçimdi. Videoyu yükleyen kişi şöyle bir açıklama yaptı. O yerde görünen kişinin benzin istasyonundaki eski bekçi olduğu söyleniyor. Mesai saatleri içinde saldırıya uğrayıp hayatını kaybettikten sonra istasyona musallat olmuştu. Bu görüntüler oldukça ürkütücü çünkü birkaç arkadaşınızla olağan şekilde otururken birdenbire bir muhtemel hayaletin size doğru geldiğini görmenin ne kadar korkunç olabileceğini hayal dahi edemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu şey ne olabilir? Yorumlarda yazın. Extra Dimension olarak bilinen bir Reddit kullanıcısı birkaç gün önce hesabında korkunç bir video yayınladı ve pek çok insanın ürkütücü teoriler oluşturmasına neden oldu. Söz konusu video, karlı bir günün ortasında Kanada'nın doğusundaki ağaçlık alanda çekilmiş. Yükleyen kişi ilk başta bir ağaç kakanın sesini duyduğunu, bunun çok da olağan dışı bir şey olmadığını ancak daha sonra kendisini olduğu yerde şoka uğratan korkunç başka bir ses duyduğunu söylüyor. Hareket edemeyecek ya da başka bir şey yapamayacak kadar çok korkmuştu. Hadi o anları izleyelim. What the fuck was that? I heard some shit, hey? Hiç şüphesiz bu ormanın ortasında ya da herhangi bir yerdeyken duymak isteyeceğiniz bir ses değil bu. Bu öyle bir ses ki dışarıdayken duysanız hemen güvenli bir yere gitmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız.
Bu bir koca ayak sesi olabilir mi? Çeşitli anlatı ve efsanelerde koca ayağın yüksek, ürkütücü ve genellikle gırtlaktan, tiz seslerin bir karışımı olarak tanımlanan sesler çıkardığı söylenir. Bu videodaki sesler kesinlikle bu tanıma uyuyor gibi görünüyor. Ne yazık ki videoyu yükleyen kişi yüklediğinden bu yana herhangi bir güncelleme yapmadı. Tek bildiğimiz görüntülerin Kanada'nın doğusunda bir yerde çekildiği ve seslerin kulağa inanılmaz derecede ürkütücü geldiği. Videonun açıklamasında sesin yakalanması zor koca ayaktan başkasına ait olamayacağı yazıyor. Ama bu pek çok teori arasından sadece bir tanesi. Sizce burada neler oluyor? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Sıradaki video oldukça bulanık olmasına rağmen yine de önümüzdeki hafta boyunca kabus görmenize neden olabilecek derecede korkutucu anlar içeriyor. Kayıt, Kolombiya'nın Bogota kentinin sokaklarında bir yerde gece yarısı çekildi. De Dios Padre Todopoderoso, quítame la chaqueta. Descendió los infiernos, hasta ese día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Y el Dios Padre Todopoderoso, de allí a venir a jugar a las nubes. Görüntülerde gece geç saatlerde sokaklarda dolaşan bazı insanlar görülürken yakınlardan gelen korkunç ve yüksek sesler de duyuluyor. Sonra aniden tamamen siyah giyinmiş bir varlığın yavaşça kayıt yapan adama ve yanındaki diğer kişiye doğru yürüdüğü görülüyor. Varlık onlara doğru yürüyüp garip sesler çıkarıyor. Belli bir sürenin ardından görüntü aniden kesiliyor ve bize bundan sonra neler olmuş olabileceğini merak ettiriyor. Videoyu yükleyen kişi kameraya yakalanan varlığın bir buruja olduğuna inanıyor ve bu kesinlikle mantıklı bir olasılık gibi görünüyor. Buruja, çeşitli Hispanik ve Latin Amerika kültürlerinde Türkçe'de cadı anlamına gelen İspanyolca bir terim. Bir buruja tipik olarak büyücülük yapan bir kadın olarak tasvir edilir. Genellikle geleneksel şifa uygulamaları, kehanet ve bazen doğaüstü ya da gizli güçlerin kullanımıyla da ilişkilendiriliyor. Bazen de bu güçler başkalarına zarar veren lanetler oluşturmak gibi zararlı amaçlar için de kullanılıyor. Sizce bu ürkütücü video Bogota sokaklarında gerçek bir burujayı mı gösteriyor? Yoksa tamamen başka bir şey mi? Yorumlarda yazın. Nedeni ne olursa olsun hastaneler genellikle bazılarının tüylerini ürpertir. Fakat buraların hastaların iyileşmesi için gittikleri rahat yerler olması gerekiyor ve oradan ayrıldığınızda kendinizi yeniden iyi hissetmeniz de beklenir. Ancak bazen işler hiç de öyle gitmiyor. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video hastanelerin ürkütücü tarafını göz önüne getiriyor. Lamon isimli kullanıcı tarafından çekilen kayıtta korku filmlerini aratmayacak derecede gerilim dozajı yüksek anlar bizi bekliyor. Hadi izleyelim. Miren esa camisa, anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. ¿A ustedes les parece que me puede pasar esto? Videoda bir sedyenin koridor boyunca kendi başına hareket ettiği görülüyor. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyen sedye, kayıt yapan kişinin yanından geçiyor. Videodaki tek olay sedyenin kendi başına görünen hareketi olmasına rağmen çok tedirgin edici bir yanı var. Sizce burada olup bitenlerin mantıklı bir açıklaması var mı? Yorumlarda yazın.